Gazeteci Ekrem Dumanlı ile birlikte sunduğumuz Çıkış Yolu programından herkese merhaba. Ekrem Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Geçen hafta Erdoğan'ın yargıdaki imamı Mustafa Doğan İnal dosyasını açmıştı. Bu gerçekten çok dikkat çekti kamuoyunda. Onu anlatırken Anayasa Mahkemesi'ne kayım olarak, sosyal medyada bu çok kullanılır, kayım olarak atanması beklenen İrfan Fidan'dan bahsettik. Fuzuli Aydoğan'dan biraz bahsettik. Yüksel Kocaman gibi isimlerden bahsettik. Bu hafta da yargıdaki çeteleşmeleri biraz anlatmak istiyoruz. Türkiye biliyorsunuz spordan ekonomiye, bürokrasiden askeriye neredeyse her alanda çeteleşmiş durumda. Yani çeteleşmiş derken yukarıdan emir almadan hareket edilmeyen alanlar diyebiliriz. Ama asıl çeteleşme alanı sanki yargı gibi. Yani en fazla bu alanda bu çeteleşme dikkat çekiyor. Özellikle muhalefetin de zaman zaman bağımsız yargıdan bahsetmesi ki kendileri bilmelerine rağmen gerçekten anlaşılır gibi değil. Bağımsız bir yargının olmadığı Türkiye'de zaman zaman bağımsız yargı da diyebiliyorlar. Gerdeğe girmeden saraya koşan adamlarla yargının bağımsız olmayacağını tüm kamuoyu aslında biliyor. Evet Ekrem Bey, çeteleşmeden bahsediyoruz. Neler söyleyeceksin? Yani Türkiye'de gerçekten benim belki de abarttım mı acaba? Yani bir çeteleşme var mı? Hangi seviyelerde neler söylemek istersiniz? Önce çok sert girdik. Seyircilerimizin 2021 yılının hayırlara vesile olmasını dileyelim. Evet. Bu 2020 yılının son programı. Gerçi daha da yeni başladık sayılır herhalde 5. 6. programımız. Önümüzdeki senenin hayırlara, güzelliklere, özgürlüklere vesile olmasını dileyelim. İyi yıllar dileyelim, güzel yıllar dileyelim sevgili seyircilerimize. İkincisi Ekrem Bey, yine ben de seyircilerimize müsaadenizle ben de tabii. dileyeyim, özür dilerim. Evet, ben de seyircilerden özür diliyorum gerçekten. 2021'in tüm insanlık için, sadece Türkiye için de tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Koronavirüsü gibi belalardan uzak kalmasını diliyoruz. Avustralya'da yangınlar çıkmış ya, bunun gibi felaketlerden uzak kalmasını diliyoruz. Gerçekten insanlara hayırlar getirmesini diliyorum. Evet. Ayrıca yine seyircilerimize teşekkürü de bir vazife sayalım. Nedir teşekkür? İşte 2 hafta önce çektiğimiz Berat Albayrak nerede, kim dövdü videosuna muazzam bir ilgi oldu. 1 milyon 100 bin civarında hali hazırda bir izleyeni var. Öyle gözüküyor. Müteşekkiriz. Herhalde biraz da sansasyonel buldular ama sansasyonel değildi. Biz gerçeği neyse onu söyledik. Gene aynı yerdeyiz. Her programda da hatırlatacağız. Berat Albayrak nerede? Bu Yani ben buna vazifemize bir şey neden? söyleyeyim. Evet. Bununla ilgili programın bazı kopyalarını yapan çok sayıda program da gördüm. Onlar bile 100-150 binlere ulaşmış. Ya en az ben 3-4 tane gördüm ben. Yani bizim programdaki bilgileri kullanıp program yapan insanlar. Helal hoş olsun diyoruz. Yok, helal hoş Evet. olsun da deme. Atıfta bulunuyor mu yani bu bilginin kaynağı şurasında Evet yok. evet. Yok. Yok. Atıfta bulunuyor. Yok. Hayır. Ha, Kendi okey. izlediklerimi buldum Tamam ama o zaman. İzlemediklerini Tamam. bilmiyorum tabii. Evet. Çünkü zaten memlekette yeteri kadar çakma gazeteci var. Bir de YouTube'dan bir kanal kiralayıp bir gecede kendini gazeteci zannedenler. İnternetten bir web sitesi alıp da bir günde kendini gazeteci zannedenler. Ki bunların bir kısmı da aklı başında adam. Yani okumuş yazmış adam. İsminin önüne Doç, Prof koyan adamlar da var böyle. Böyle bir gecede gazeteci olunmaz, olunamaz. Bu bir meslek. Bir kere mesleğe, her mesleğin bir ciddiyeti ve saygı gerektiren bir çerçevesi var. Felsefi arka planı var, teorik arka planı var. Gazeteciliğin çok var. Bunu da bir kenara kaydedelim, bir gün konuşuruz. Ama seyircilerimizin ilgisine teşekkür ediyoruz. Geçen hafta senin de buyurduğun Erdoğan'ın yargı imamı, sarayın yargı imamı kimdir? Videomuzda yaklaşık herhalde 100 bin civarında izlendi. Onun sosyal medyadaki uzantıları onlar da defalarca izlendi. Bir de uydu televizyonda programlar yayınlanıyor diyebiliyorum. Bilmiyorum sen bu konuda bir bilgin var mı? Oradan da izleyenler oluyor herhalde. Kendilerine teşekkür Evet. ediyoruz ve konumuza geçiyoruz. Önce öyle yapalım. Şimdi biz geçen programda da söyledik. Mesela Mustafa Doğan İnal efendim falan filan değil. Bir sistemle karşı karşıyayız. Yani
benim gördüğüm üç sac ayağı olan üçlü bir çete. İçinde rüşvet var. Hak ihlalleri var. Efendim, tehdit var. Adam kaçırma var. Yargıyı etkileme var. Var oğlu var. Dünya kadar suçları var. Dosyaları böyle kabarık. Bugün keyfini çattıkları kadar çatsınlar. Ama yarın bir gün mağdurlara sesleniyoruz. Lütfen kaydedin, yazın. Hangi polis sizi aldı? Ne teklif etti? Hangi emniyet müdürüne, hangi insanlık dışı muameleye maruz kaldınız? Hangi hakim, hangi savcı, hangi şartlarda hangi muameleyi yaptı? Bunlar önemli. Herkes yaşadıklarını bir kenara kaydetmeli. Mümkünse şimdi söylemeli. Hele hele yurt dışına çıkmışsa bir şekilde artık o özgürlüğün bedeli sayılır. Onu söylemeli. Riski göze almalı. Nitekim görüyorsunuz bir çıplak arama meselesini değerli bir milletvekili ortaya attı. İnsan hakları savunucusu, ciddi bir insan hakları savunucusu. Belki Türkiye'nin çok az sayıdaki insan hakları savunucularından bir tanesi. Yapılmadık hakaret kalmıyor. Neden? Çünkü suçüstü yakalanıyorlar. Kardeşim sen cevap ver. Çıplak arama yapıyor musun, yapmıyor musun? Bunun talimatlarda yeri var mı, yok mu? Onun yerine efendim bulmuşlar bir sihirli kelime. Çok aptal insan var, o sihirli kelimeyi de bir sakız gibi çiğnedik. Az önce bir video seyrediyorum. Dedim bir denk geldim seyrettim. Yılların televizyoncusu bir arkadaşla, yılların gazetecisi bir hanımefendi konuşuyor. Bir şeyi anlatıyor. Amerika'daki bir yolsuzluk davasının Türkiye'ye nasıl yansıdığını. Ya hiç konuyla alakası olmadığı halde. Michael Flynn olayını anlatırken işin içi çok karışık diyor. FETÖ'cüler bile lan diyor orada bir şey FETÖ'cüler METÖ'cüler yok. Kafayı mı yediniz? Manyak mısınız? 20 senedir televizyonculuk yapıyorsunuz. Oturmuş bir grup, bir güruh kendini bakan olarak bilen, uluslararası platformda tanıtan bir bakan, bir diğer bakan şimdi dövülen ve bir anda yok edilen kişi ve bir iş adamı olduğunu iddia eden kişi. Eski bir CIA başkanı, eski bir general Michael Flynn, Fethullah Gülen'i kaçırma planı yapıyorlar. Bunu anlatırken bile yüzlerine gözlerine bulaştırıp tırnak içinde söylüyorum bir FETÖ'cü husumetine bir nefret söylemine, nefret söylemidir. Bu uluslararası bir suçtur. Şimdi böyle bir ortamdayız. Biz konumuza bakalım. Yani kişilerle uğraşıyor gibi anlaşılmasın. Biz sistemi çözelim diyor. Sistem şu Cumali Bey. Benim gördüğüm yargıda. Üçlü bir çete var. Üçlü sac ayağı olan bir suç örgütü var. Bunların birisi kimdir diye bakıyorum. Şartlanmış art niyetli savcılar. Bunlarla ilgili somut örnek söyleyeceğim. Böyle palavra değil. Somut örnek üzerine konuşacağız. İki, suça bulanmış, kirlenmiş, kriminal, gizli tanıklar. Bununla ilgili Adem Yavuz Aslan harika bir video çekti. Onu da sevgili seyircilerimize hatırlatıyorum. Mutlaka seyretmelerinde fayda var. Adem sağ olsun mahkeme zabıtlarının önüne koyuyor. Didik didik ediyor. Gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Harikulade bir gazetecilik örneği ortaya koyuyor. Onun yargıdaki gizli tanıklar diye bir dosyası var. Ona çok Adem Bey'e pası atıp ama onun söylemediği bazı şeyleri burada söylemek istiyorum. Ve gözlerimle müşahede ettiğim, bizzat duyduğum bazı şeyler de eklemek istiyorum. Bir de medya ayağı var bunun. Kendine gazeteci süsü veren ve insanların tutuklanmasının ortamını hazırlayan. Savcılık, gizli tanıklar ve medya üzerinde hayatları karartan, insanları annesiz babasız bırakan, masum insanları hapishanelerde çürüten bir sistem var. Şimdi gelelim bir örnek üzerine. Hep böyle soyut şeyleri örnek üzerine. Mesela bak Cumal Bey, sen de çalıştın, ben de çalıştım Zaman Gazetesi'nde. Biz delicesine gazetecilik yapmaya çalıştık. Şimdi bazı lafları insanların ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Ama bir gün aklı başında ilim adamları, aklı başında öğretim görevleri bir içerik analizi yaptığı zaman nasıl bir gazetecilik heyecanıyla, nasıl bir gazetecilik etiğiyle kıvrandığımızı, haberi yorumdan nasıl ayırdığımızı, efendim haberin içerisine yorum katmamak için Türk basının hiç yapmadığı bir şeyi nasıl denediğimizi ve nitelikli bir gazete yapabilmek için çok iyi analizlere nasıl başvurduğumuzu, analizleri köşe yazarını
3 sayfaya nasıl topladığımızı, haberlerden kopardığımızı vesaire vesaire görecektir. Bu ayrı bir konu. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Zaman gazetesine el kondu. El konma gerekçesi nedir ve bunu kim, bu haltı kim yemiştir diye bakıyorum. Şimdi yani inanılamaz. Okuduğunuz zaman inanamıyorsunuz. Yani nedir, mevzu nedir diye. Ya öyle uydurma, öyle saçma sapan iddialar var ki, buyurun bak okuyorum. Üç tane büyük şey var. Bir, tirajı yüksek gösterip haksız gelir elde etmek. Ya sen kafayı mı yedin savcı? Sen nasıl bir savcısın? Fuzuli Aydoğdu diye bir adam var. Onu soruyorum. Sen nasıl bir savcısın arkadaş? Bir, seni tiraj ne ilgilendirir? Gazetenin el konmasını gerektirecek, burada nasıl terör örgütüyle irtibatlandıracak ne vardır? Utanmıyor musun bu iddianameyi yazarken? Bu gerekçeyi yazarken, iddianame bile değil bu. Gerekçeyi yazarken. İkincisi, 17 Aralık, Selam Tevhid, Tahşiye, MİT tırları haberleriyle ilgili hükümet aleyhine algı oluşturmak. Böyle bir suç var mı ya? Algı oluşturmak. Algı, yani haberleri sen algı oluşturmak diye yaftalarsan bütün gazeteleri aynı şekilde aynı muameleye tabi tutman lazım. Algı oluşturmanın kralını bugün havuz medyası yapıyor. Ki bu haberler diğer Üçüncüsü gazetelerde PKK'yı. girmişti. Tabii bizim girdiğimiz haberleri, yani o günkü 17 Aralık haberlerine Hürriyet mi girmedi? Milliyet mi girmedi? Hepsi Kim girdi. girmedi? Evet, hatırlıyorum. Yani savcının haddi, ya mevzu demek ki savcılık değil, mevzu hak hukuk değil. Bir de PKK ile ilişki diye bir şey söylemiş. Gerekçeyi okuyorsun, hiçbir şey yok içinde. Yani hiç tanımadığımız insanlar güya PKK ile bir irtibat telefonları varmış. De gazeteyle ne ilgisi var kardeşim? Ya senin hiç mi IQ'nda bir şey yok ya, bir pırıltı yok? Gazeteyle bunun ne alakası var? Ha bununla ilgili şunu uydurabilirdim. Sonradan dosyaya koymuş mu bilmiyorum ama gerekçe de yok. Biz Diyarbakır Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiştik. Bunu da öyle bak işte. Savcılık, medya ve gizli tanıklar dediğim şer şebekesi, üçlü şebeke, şeytan üçgeni. Öyle diyeyim, ne diyeyim yani? Yüreğim yandı için öyle diyorum. Dediler ki efendim gizlice arka kapıdan girdiler de Diyarbakır Belediye Başkanı'yla görüştü. Yok böyle bir şey kardeşim. Biz o gün Cihan Gülten Haber'e Hanım'dı değil mi o zaman? Gülten Kışanak'tı değil mi o zaman belediye başkanı? Kışanak'tı tabii. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya biz Evet. gazetenin programları var, abone programları. Her vilayete gittiğimizde valiye de, belediye başkanına da haber veriyoruz. Emniyete de haber veriyoruz. Bizim böyle bir programımız var. Diyarbakır'da da emniyete haber vermişiz. Valiye haber vermişiz. Belediye başkanına haber vermişiz. Belediye başkanı veya vali davet ederse veya biz size de uğrayabiliriz dediğimizde buyurun derse gidiyoruz. Ve buraya 5-6 arabayla gittik. Kameralarla gittik. Gündüz vakti gittik. Öğle vakti saat 12-1 arası. Yaklaşık 10-15 kişiyiz. Levent Kenez var, Diyarbakır temsilcimiz var böyle ve daha oraya kapıdan girerken görüntüler çekmişiz. İçeri giriyoruz, onlar da 10-15 kişi. Toplam neredeyse salonda 30 kişi var. Bir saniye bile baş başa kalma diye bir şey yok ama önce dediler ki arka kapıdan, gizli kapıdan girildi. Biz de fotoğraflarını koyduk. Al bu kapıdan, Erdoğan da girdi. Bu kapıdan al sana kardeşim Abdullah Gül de girdi. Belediyenin bir tane kapısı var. Başka bize buyurun bu kapıdan dedi. Biz de o kapıdan girdik. İkincisi, yani gizli ne verebiliriz? Dediler ki efendim Güneydoğu'da görev yapan istihbarat elemanlarının listesini vermişler. Ya %100 söylüyorum. Bunu söyleyen adamın ne Allah inancı olabilir, ne Allah korkusu olabilir. Bende nasıl bir liste olabilir, Ispatladılar nasıl? mı? Yok kardeşim, ne ispatı ya? Ispatladılar mı Nerede ispat ya? tezlerini, iddialarını? Evet. Yani söylüyorsan Tabii. Ve utanmadan bir de bunu söyleyeyim. Cübbeli diye bir sahtekar var. Bunu cami kürsüsünde anlattı Cuma Ali Bey. Anlatmış. Ben de YouTube'da gördüm. Ya o cübbe seni çarpar mı kardeşim ya? Olmayan bir şeyi birisi uydurdu. O birisini de tanıyorum. Bir gazetenin yayın yönetmeni. Uydurdu. Yanındakine de söyledi. Ya işte öyle yaptık, ne olacak diye. Bir gün gelecek yüzüne tüküreceğiz insanlık tarihi boyunca. Sen nasıl uydurursun bunu? Bu korkunç bir iftiradır. Sonra Üstelik iftirayı birisi... Kışanak zaten illegal bir isim değil. Neticede bir
Şehrin belediye başkanı, legal bir isim. Belediye Yani başkanı, ben de istediğiniz bir gazetenin şekilde, yayın yönetmeniyim. evet, Yani istediğiniz şekilde bunda ziyaret bir de edebilirsiniz. heyetler halinde girmişiz, heyetler halinde karşılanmışız, heyetler halinde 15-20 dakika oturmuşuz, çıkmışız. Şimdi konuyu bir gün bunu iyice detaylı işleriz de ben sistemi anlatmak için söylüyorum. Şimdi bunlarla bir gazeteye el konabilir mi? Ha, el koyarken suç örgütü şöyle çalışıyor. Güya gizli tanıklar var. Gizli tanıkları çağırıyor. Gizli tanıklar ifadelerde bulunuyor. Cumali Beyciğim, şimdi Adem Yavuz çok iyi anlatmış. Bu gizli, meşhur, en meşhur gizli tanıklardan bir tanesi bu Terkeşli denen sahtekar. Şimdi bunun öyle her davaya yetişen bir şey var. Adam şu an hapis cezası aldı. Bunun daha bu olaylardan önce Sabah gazetesi Adanalı Parsa'dan, bak oraya da ya arkadaşlar görüntüyü düşürler. Adanalı Parsa, Selçuk Parsa'dan kastediyor biliyorsunuz. Tansu Evet, biliyorum. Çiller'i de dolandırmıştı. Selçuk Parsa'dan'a kinaye olarak benzeterek deniyor ki Adana'nın Parsa'danı. Adana'nın Parsa'danı havuz medyasının en muteber gizli tanığı haline geldi. Adam her yerde var. Nereye, hangi taşı kaldırsan adam orada. Şimdi buradan dosyalar oluşturdular. Ya ben şunu soruyorum önce savcıya. Arkadaş, sen kriminal adamları nasıl gizli tanık yapabilirsin? Gizli tanığın kanunlarda yeri belli. Bir, tek başına gizli tanık bir delil değildir Cumali Bey. Bunu Evet. seyircilerimiz de bilsin. Somut gerçekliklerle örtüşen bilgiler verebilmesi lazım. Hangi bilgiyi vermiş? Şimdi geliyor bu savcı Fuzuli'nin huzurunda duruyor. Diyor ki efendim ben diyor, örnek söyleyeyim. Şike davasında diyor, toplantı oldu diyor. Toplantıya diyor işte Ekrem Dumanlı vardı, Hidayet Karaca vardı, efendim eski milletvekili İlhan İşbilen vardı. İş bilen. Efendim Şerif, Profesör Şerif Ali Teykalan vardı, Profesör Suat Yıldırım vardı. Fenerbahçe'yi ele geçirme diye bir toplantı yaptık diyor. Sen kimsin? Senin orada ne işin var? Ben hayatta hiç... Şimdi savcı dediğin adam şunu yapar. Tamam, çok iyi bir bilgi veriyorsun sen. Hangi gün yaptın? Söylediği tarih. O tarihte mesela İlhan İşbilen yurt dışında. O tarihte bu dava 2 yıl, 3 yıl sürdü Cumali Bey. Bütün sanıklar her celsede feryat ettiler. Dediler ki efendim bahsedilen toplantıda ismi geçen kişilerin HTS kayıtlarını istiyoruz. Yani bunların Ekrem Bey, bu telefonları ismi aynı yerden gazeteyle, çıkıyor. özür dilerim, bu adamın, bu kişinin gazeteyle bir ilgisi var mı? Ben hatırlamıyorum. Ben de gazetenin bir çalışan. Kimdir bu Ya zat? hiçbir ilgisi Yani yok kardeşim. Bu sahtekarın. girip çıkan birisi mi? Yani gazeteye girip çıkan birisi miydi bu kişi? Ben Ya bilmediğim zaten için Hidayet soruyorum. Yani ben Karaca. tanımıyorum. Evet. Hiç tanımıyorum. Hidayet Karaca toplantıda mahkemede sormuş. Demiş ki ben STV'nin Hidayet'i bile tanıyamıyor bak. Teşhis edemiyor. Gizli tanığa bak. Beraber toplantı yaptık diyor. Hidayet Karaca'nın kim olduğunu bilmiyor. Çok Ama ilginç. tanıkmış. Şeyde isim geçen insanların hiçbirini tanımıyor. Şimdi bu adam Zaman Gazetesi'yle bir alakası yok. Hiçbir irtibatı yok. Ama her yerde var. Genelkurmay çatı davasında var, cemaat çatı davasında var, şike davasında var, tevhid selam davasında var. Savcı namuslu bir adamsa şunu söyler. Kriminal adam mısın? Söylediklerin doğru mu? Bir çek eder insan, bir bakar insan ya. Bu Fuzuli Aydoğdu'ya özellikle çok kızıyorum. Neden? Bizi onda tahşiye davasında gözaltına alındığımızda benim de abdestim üzermedim ki polislere. Şurada bir namaz kılabilir miyim? Dedi ki savcı bey bitirsin de seccadesini kullanın siz kılın dedi. Ya sen o İlginç. seccadeye başını koyuyorsun. Sonra da yalan ve iftiranın önünden gidiyorsun. Kimdir bu Terkeşli? Kim, insan bir araştırmaz mı? Şike davasında diyor ki efendim ben bunu gerekçe sayıyorum. Zaman Gazetesi kumpaslar kurdu, şöyle oldu, böyle oldu. Peki adam kim? Lan hapis cezası almış. Senin bunu savcı olarak görmemen mümkün değil. Bütün bu olaylardan önce zaten adamın dolandırıcılıktan mahpusiyeti var. Mahpus olmuş. Şimdi en büyük suç şu bir savcı için. Bile bile suçlu bir adamı tanık yapıyorsun.
Sonra onun bütün beyanlarını doğru kabul ediyorsun. Sonra hukuki işlem yaptırıyorsun. Ya kardeşim, mesela bir başka tanıktan bahsedeyim. Ondan Adem çok bahsetmiyor, ben söyleyeyim. Cihan Özkay diye birisi. Ben bu adamı televizyonda yıllar önce gördüm. Habertürk'te Tuğrul diye bir böyle delicesine Beşiktaş sevdası olan bir adam vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Onun programına çıkıp Aziz Yıldırım şike yaptı demişti. Yıllar 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 önce. Bu şike davasından belki 5-10 yıl önce. Şimdi bu adam daha sonra yanılmıyorsam 2010'da olması lazım. Sevgilisi bir peysaj mimarı olan bir hanımefendiyi öldürüyor. Yani cinayet işliyor. Ve hapse giriyor. Adam hapisteyken müracaat ediyor, şarta göre şey yapacak ya, diyor ki ben Zaman Gazetesi'nde bir toplantı oldu. Ben Zaman Gazetesi'nin yetkilileriyle görüştüm. Bu konuda şahitlik yapacağım. Cumali Bey, sana çok ilginç bir olay anlatayım. Bu adam Evet, vaktiyle ilginç. Aziz Yıldırım şikeden yargılanırken de şahit olmak istedi. Hatta mahkemeye getirilmek istendi. Aziz Yıldırım bunun adını görünce, beni bu meczupla aynı salonda tutamazsınız. Bu sahtekardır, bu yalancıdır diye terk etti gitti. Fakat ne hikmetse yıllar sonra Fenerbahçeli bazı yöneticiler, Fenerbahçe camiası alınmasın ama bazı yöneticiler bu adamın kuyruğuna takılarak caninin, katilin, kadın katilinin kuyruğuna takılarak Zaman Gazetesi'nde bir kumpas kurulduğunu, Fenerbahçe'yi ele geçirme planı yapıldığını iddia ettiler. Tamam. Sana vakayı anlatayım. Bak şimdi. Seyircilerimize duysunlar. Bu adam tanıklık yapmaya mahkemeye geleceği zaman Cumali Bey, Ali Koç da geldi başkan. Bir grup Fenerbahçe taraftarı da geldi. Zannedersin mahkeme salonu stadyum. Çünkü büyük bir tanık geliyor. Çok büyük Tribün. açıklamalarda Evet. bulunacak. İfşa edecek gerçekleri. Zavallı yani, ben üzülüyorum ya. İnsan bir bakar. Savcı bakmıyor. Savcıdan umudu kestim. Ama Fenerbahçe gibi güzide bir camiayı temsil eden insanların bir bakması lazım. Kim bu adam? Bir heyecanla geldiler. Bugün her şey ortaya çıkacak. Adam çıktı kürsüye. Hakim soruyor. Adam demez mi Cumali Bey? Ben işte 70 yaşına, 80 yaşına geldim. Yaşlandım. Ölüme doğru gidiyorum. Gerçekleri konuşmak zorundayım. Dedi ki ben biliyorum Aziz Yıldırım şike yaptı. Falan oyuncuya şu Allah'ım. kadar para verdik. Filan antrenöre şu kadar para verdik. Falan maçı şöyle ayarladık. Çünkü vaktiyle bu adam Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış. Olayın ilginç taraflarından birisi bu. Şimdi tabii Ali Koç dönüyor. Ya beni bunun için mi getirdiniz diyor. Mahkeme salonunda birisinin Evet. yaşadıklarını anlatıyorum sana. Adam gerçeği, bunu gerçekliğe söyleyince taraftarın gelmesi de boşa gidiyor, Ali Başkan'ın gelmesi de boşa gidiyor falan filan. Fakat adam bu arada diyor ki, hani herhalde kendini de kurtarmak istiyor. Ama diyor bir şey söyleyeyim diyor. Ben diyor Ekrem Duman'ıyla bir araya geldim diyor. Bana diyor işte Zaman Gazetesi'nde spor yazmamı teklif etti. Fenerbahçe ile ilgili şöyle yapalım dedi, böyle yapalım dedi. Şimdi ben orada yokum tabii. Fakat sevgili dostum, güzel arkadaşım Hidayet Karaca el kaldırıyor. Sayın hakim diyor, ben diyor bu adamı tanımıyorum, yeni görüyorum. O da iyi bir Fenerbahçelidir Hidayet'te, onu da söyleyeyim. Diyor ki ben bilmem, tanımam bu adamı ama Ekrem'i tanırım. Benim arkadaşımdır. %100 söylüyorum, bu adamla Ekrem'in bir araya gelmesi, bir pazar günü kahvaltı yapması ve bunları teklif etmesi, adamın anlatımı öyle. Mümkün değil. %0 ihtimal. Lütfen HTS kayıtları ister misiniz diyor. Yani Ama bu velev ki iki olsa insanın bile bu suç telefonları. mudur? Yok yok. Ekrem Bey, yani diyelim ki önerdiniz. Velev ki diyelim. Yani bu suç değil ama yani davayla ne alakası var? Ya hiçbir Ya suç alakası değil yok de yani. bütün davalar, tanıklar, gizli tanıklar veya pişmanlık yasasından, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen ve zorla itirafçı yapılan, kağıt imza atan insanlar üzerine kurulu. Ortada ne delil var Cumali Beyciğim? Yok, hayır Bak hayır. Az önce söylediğiniz olayı diyorum. Yani şey diyor yani normalde lehte tanıklık etmesi gerekirken aleyhte yani şike davasın yani orada olay tersine dönüyor. Sadece şey tersine söylüyor dönmüş Ekrem Bey'i zaten. tanıyorum
Tanıyabilirsin, ne olmuş yani? Öneri de bu. Hadi beraber yemek yiyelim de demiş olabilir. Ne olacak ya? Bu suç değildir ama. Hayır, kahvaltı yapmışız. Benim Ben onu anlamadığım nokta Fenerbahçe'yi bu. ele geçirmeyle ilgili sorular sormuşum güya. Şimdi Evet. Hidayet Bey böyle deyince hakim diyor ki tamam, bir HTS kayıtları isteyelim diyor. Cumali Ali Bey, HTS kayıtları geldi. Ya hiçbir alakası yok. Ben o gün başka bir yerdeyim, bu başka bir yerde. Yani tamamen uydurma bir vaka. Şimdi bütün olaylar bunlar üzerinden gidiyor. Esas benim söylemek istediğim önemli şeyden birisi şu. Özür dilerim, Savcı unutmayalım dediğin Ekrem Bey. adam Olay ne oldu? Özür dilerim. Şike davası mı oldu mahkeme o devam ediyor. mahkemede? Ne oldu? Halen Mahkeme devam devam ediyor ediyor. Bu buna rağmen. Terkeşli gizli Evet. tanık olarak gelmiyordu, kaçıyordu. Nihayet geldi, bak komik bir olay anlatayım. Geldi. Sanıklar dediler ki sen, tabi adı başka bir şey orada. Gizli tanık olunca bir isim uyduruyorlar. Evet. Güneş galiba, Güneş olsa gerek. Sen Güneş, sen Terkeşli misin? Hakim dedi ki böyle soru sormayın. Peki efendim dediler. Bir sonraki celseye istirham ediyoruz, Terkeşli'nin gelmesini istiyoruz. Aynı zamanda bu gizli tanığın da gelmesini istiyoruz. Şimdi ya böyle bu çocuk oyuncağı olur mu kardeşim? Ben sana daha ilginç bir olay açacağım. Bak, Ekrem Bey özür hiç dilerim. duymadığım bir şey Bu var. Cihan Özkay'la beraber Terkeşli'de şike davası var değil mi? Terkeşli burada da var yani. Tabii tabii. Çünkü az önce Tabii. ha ikisi de var yani anladım. İkisi de var. Ya demek, şimdi bak listesine bakıyorum Cuma Ali Beyciğim. Yani ya bir tane de gizli, doğru dürüst bir gizli tanık bulun ya. Madem öyle, işinizi doğru yapın. Adam gibi yapın. Ne bileyim, hiç mi namuslu bir tanığınız yok? Tanıklara bakıyorum kardeşim. Şimdi şurada bir listem var benim. İnanamazsın yani. Ya bir tane Allah'ın kulu olmaz mı? Bir tanesi gizli tanık diye kullandıkları adamlardan bir tanesi. Fatih Koleji'ne yemek satıyor. Yani Fatih Koleji'nin yemeğini dışarıda hazırlayan bir şirket. Şirketin sahibi. Adam ihaleyi kazanamayınca şeyden kaçıyor. Gidiyor, diyor ki ben bunlarla ilgili tanıklık yapmak istiyorum. Veya bunu buluyorlar, diyorlar ki ününü sıkıyorlar. Fatih Koleji hakkında tanıklık yap. Bak şimdi listeye bakıyorum. Ya bir tane adam olmaz mı? Hüseyin Sarıçiçek diye İzmir'de bir yamyam. Hırsızlıktan, dolandırıcılıktan bu da hapis cezası aldı. Ben bu adamı hiç tanımazdım. Bir gün YouTube'da bir şey yayınlanmış, bana göndermişler Cumali Bey. Aa, bir baktım adam benim hakkımda bile konuşuyor. İzmir'e gelmişim de Necdet diye birisiyle buluşmuşum. Hayatta böyle bir buluşum olmadı. Bir bankacıyı kaçırmışlar da helikopterden atacaklar. Ya sen hangi filmi seyrettin? Manyak mısın sen? Bir tane savcı demez mi? Bir dakika ya. Hangi tarih? Şu tarih. Ekrem Dumanlı'nın bir telefonuna bakalım o tarihte, veya Türk Hava Yolları'na soralım. Hava Yolları'na araştıralım. Adam o gün İzmir'de mi, değil mi? Ya bunu bile araştırmadan bunu bir delil diye iddianameye koyan, bunu haber diye A haberdir, B haberdir yayınlayan, sabahtır akşamdır o haberleri oralarda çeviren çete değildir de nedir Allah aşkına? Nedir yani? Kesinlikle. Şimdi bir tane doğru dürüst adam, hepsi kriminal tipler kardeşim. Şantajcı, rüşvetçi, bu FETÖ borsası davasında adı geçen dünya kadar adam var. Mesela çok ilginç bir olayı söyleyeceğim sana. Bu Oda TV'nin falan da geçiyor ama orada hiç anlatılmayan bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu FETÖ borsası lafını biliyorsun ilk defa Şamil Tayyar söylemişti. Şamil Tayyar dedi ki adliyelerde FETÖ dava şey var, borsası var. Parayı Evet. bastırıyorsun, serbest kalıyorsun. Ya Cumali Beyciğim, bütün adliyelerde, bak iddia ediyorum, bütün adliyelerde işin içinde hakimlerin, savcıların, avukatların olduğu ve gizli tanıkların etkin pişmanlık yasasıyla insanları suçlu hale getirilen insanların bir kısmının içinde olduğu bir çete var. Her adliyede diyorum bak. Şimdi sana bir olay enteresan anlatayım. Bir tane savcı, mesela Fuzuli Erdoğdu diye bir adamdan bahsediyoruz değil mi? Fuzuli Erdoğdu Zaman Gazetesi'ne el koyduruyor. Allah huzurunda da hesap verecek. Kanun huzurunda da, adalet huzurunda da. Böyle gerekçe mi olur? Hak yolcu olmak, alnının arada bir secdeye gitmesi seni kurtaramayacak. Çünkü sen büyük bir günah işledin.
Masum insanlara terör örgütü dedi. Masum insanların göz nuruna, el emeğine, alın terine, fikrin namusuna dil uzattın, el uzattın. Hesabını vereceksin tabii. Şimdi Şamil'in söylediği olayda çok çarpıcı bir şey var. Bunu ilk defa duyacaksın bak. İsmet Bozkurt diye bir adam var. O da savcı. Bu Fuzuli davayı, gerekçeleri yazıyor. Sonra Zaman Gazetesi davasını ve birçok davayı bu şeye veriyor. İsmet Bozkurt ismindeki İstanbul savcısına veriyor. Kim bu İsmet Bozkurt? 28 yıl hapsi istenen savcı. Şu an dolandırıcılıktan FETÖ borsası diye kurup da insanlara rüşvet, insanlardan menfaat temin etme, adaleti yanıltma vesaire gibi suçlardan dolayı 28 yıl hapse istenen savcı. Nerede bu savcı? Ortada yok. Kayıplara karıştı. Ortada yok. Savcı. Nereden Çok oldu? ilginç. Olay nereden? Lastik nerede patladı? Cumali Bey sana anlatayım. Lastik nerede patladı? Şimdi olay şu. Bir iş adamına suçlamalar yöneltiliyor. Deniyor ki sen işte Zaman Gazetesi'nde de şöyle görünüyorsun, Bankasya'da da böyle görünüyorsun, falan yerde de böyle görünüyorsun ama biz seni kurtaracağız. Bunu söyleyen kim? Ergonokon davasının en önemli generallerinden birisinin oğlu, avukat. Gidiyor diyor ki ben seni kurtarırım. Tamam beni kurtar. Bedeli ne? 1 milyon dolar. 1 milyon dolar ver. Seni biz buradan kurtaracağız. Tamam. Kurtarın diyor o zaman. Nasıl ayarladınız? Biz diyor savcıyı hallettik. Tamam, okey. Adamcağız da ne yapsın yani o yaştan sonra bir kolay da değil Cumali Bey yani insanların belli bir yaştan sonra hapse girmesi imkanı varsa hele hele hayatı da öyle bir standartın üstünde yaşamışsa, yaşıyorsa, iş adamıysa, bir standarda alışmışsa yani çok bilemiyorum insanları da çok kınayamıyorum. Şimdi kardeşim bu meşhur generalimizin meşhur avukat oğlu. Her şeyi ayarladığını düşünüyor. Paraları da alıyorlar. İşler tıkır tıkır giderken beklenmedik bir şey oluyor. İş adamı tutuklanıyor. Paraları cukka ediyorlar. Adamcağıza güveniyor, veriyor. Fakat adam tutuklanıyor. Şimdi bir anda her şey şok oluyor. Çünkü adamcağız hem para veriyor hem de etkin pişmanlık yasasından yararlanabilmek için bir sürü de isim veriyor. Yazık günah. Aslı faslı olmayan şeylere imza atıyor. Şimdi daha sonra ne oluyor? Anlaşılıyor ki paradan pay yapılırken bu savcı İsmet Bozkurt'a yeteri kadar para ayrılmıyor. O da benim bundan haberim yok diye. Halbuki bahsi geçen avukatın bağlantıları HSK bağlantıları. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan işi bitiriyor. Bu da Fuzuli'nin ekibinde olduğu için zaten o ekibin yapacak. Halbuki İsmet de başka bir tezgah kurmuş. İsmet dediğim yani sıradan bir İsmet kısmet değil. Kısmeti açık olan bir İsmet. Yani savcı olan İsmet. Yani bu İsmet bir zincir kurmuş. İnsanlardan para. Zincir kurduğunu nereden anlıyorsunuz? Haberlerde var. Son 3 yılda 4 yılda adamın geliri inanılmaz bir şekilde artıyor. Karısı muazzam bir şirket kuruyor. Eşinin dün daha bir ticareti yokken bir anda muazzam bir şirket kurması ve büyük sermayelerle işin içine girmesi ve adamın hesabında bir anda artışlar, yeni ev almalar, yeni araba almalar. Bu sefer HSK, ben kanaatimi söylüyorum. HSK diyor ki, lan sen kimsin bizim düzenimizi bozup da adamı tutuklamadın? Adam hakkında dava açıyor. Çok kısa süre içerisinde. Çeteler birbirleriyle savaşıyor Cumali Bey. Yani Evet. şimdi ben Öyle bakıyorum, görünüyor. ister gizli tanık, isterse etkin pişmanlıktan yaralanan insanların listesine bakıyorum. Ya bunlara mı kaldınız kardeşim yani? Bunlara mı düştünüz? Nurettin Veren. Ya kriminal adamın önde gideni. Kaç defa ceza almış adam. Cemaat bu yüzden adamı uzaklaştırmış. Bak Mustafa Balbay bir gün bana dedi ki, bir de Ankara'da bir toplantıya gittim.
Ekrem senin adamın, sizin adamınız diyor bana, neyse. İşte tanımam, hiç de sevmem. Bel veriyor diyor. Veren bel veriyor diyor. O böyle kelimelerle oynamayı çok sever Mustafa. Hayırdır dedim. Vallahi dedi bütün gazeteleri dolaşıyor. Dedim Mustafa, bu adamın sahtekar olduğunu senin bir yazın ortaya koydu. 94'te mi 95'te mi? Yanılmıyorsam. Sen bir yazı yazdın. Yurt dışı gezisinde Cumhurbaşkanlığı takip eden gezide bu da varmış. Parasını devlete ödettirmek istemişti. Sen yazı yazdın. Lastik burada patladı. Adam çağrıldı. Lan sen utanmıyor musun? Arlanmıyor musun? Sıkılmıyor musun? Niye bu otelin parasını başkasına ödetiyorsun? Dendi, olay dedim orada başladı. Vallahi bilmiyorum dedi. Emin çöl aşana gitti dedi. Emin'le konuş. Emin Bey'le konuştum. Ya Emin abi dedim, bu adamı tanıyor musun? Biraz. Mustafa Balbay'a sordun mu dedim. Sordum dedi. Ne diyor dedim. Sahtekarın birisi diyor dedi. Abi şimdi Mustafa Balbay'ın bildiği sahtekarı, Emin Çölaşan'ın bildiği sahtekarı savcı bilmiyor mu? Adamın kriminal dosyasına bir bakmıyor mu? Bunlardan tanık yaparsan başına neler açılır? Yarın bir gün gel bakalım. Sen bu insanları, bu adamların beyanlarıyla hapse attın. Şu suçları işledin mi, işlemedin mi? İftira suçu var mı, yok mu? Hürriyeti tahdit suçu var mı, yok mu? Yargıyı etkileme suçu var mı, yok mu denmez mi? Yani şimdi ben Ekrem Bey bunlar çok üzerinde çok güzel, özür dilerim, vaktimiz de çok hızla ilerliyor. Biraz toparlayabilirsek, çünkü çok güzel şeyler anlatıyorsun. Size kesmek istemiyorum. Biraz toparlayalım ya artık. Çünkü neredeyse evet, 40 bu dakikayı adamın buldum. sahtekar, mesela Nurettin'in sahtekar olduğunu Tayyip Erdoğan bana söyledi. Dedi ki vaktiyle onun bir doktoru vardı biliyorsun. İngiltere'ye gitti. Ergonokon davasında adı geçti. Evet. Ekrem bu da benim Turan, Ekrem dedi. Bu da benim Nurettin'im dedi. Şimdi Nurettin nasıl biliyorsa, sonra Nurettin'i kurtarıcı gibi sarıldılar. Nurettin bunların zamanında da, bunlarla angajmana girdiği zaman da bunları dolandırdı. Sen bu tabi, olay çok da şimdi bakıyorum mesela sana çok ilginç bir hadise daha anlatayım. Boydaklar davasıyla ilgili bir Mehmet Metiner, bir de Cem Küçük denen adam. Bu ikisinin ne alakası var diye soruyor. Ne ilgisi var? Olay gazeteci Kayseri'de, bunlar, ne alakası var? mahkeme Kayseri'de. Şimdi bu konuda yazılmış harika bir yazı var sevgili seyircilerimize söyleyeyim. Avukat Mehmet Tahsin Bey'in yazdığı Cem Küçük, Mehmet Metiner ikilisinin Kayseri maceraları diye bir yazısı var. Lütfen bu yazıyı bir okuyun. Mehmet'in, ki Mehmet de Edebiyat Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat, o hatırlamıyor da ben gayet iyi hatırlıyorum. O zaman böyle biraz radikal İslamcı, aynı zamanda tırnak içi söylüyorum Kürtçü, aynı zamanda böyle biraz şiddet ve hiddet taraftarı bir adamdı. Bir derginin etrafında Hüseyin, bu birkaç kişi daha toplanmışlardı. Edebiyat Fakültesi'ndeydi bunlar. Ben onlardan daha alt sınıftayım ama onlar sınıfta kaldığı için bazı derslerde bizim katıldığımız derslere de geliyorlardı. Amfi 10'da bu metinleri çok gördüm. Daha sonra korkunç bir şekilde Erdoğan düşman oldu. İstanbul Belediyesi'nden bir yolsuzluk vesaire meselesine bulaştı diye kovulmasının akabinde Erdoğan düşmanıydı. Erdoğan'ın aleyhine söylenmedik söz, tıpkı Süleyman Soylu gibi. Erdoğan aleyhine söylenmedik söz bırakmamıştır. Ama sonra Erdoğancı olmuştur. Çok basit bir soru var. O gün zar zor geçinen, Edebiyat Fakültesinden tanıdığım, ileriki yıllarda o günkü HDP'nin, yani Kürtlerin partisi diyeceğimiz bir partide siyasi faaliyet gösteren ama maddi imkanları çok zayıf olan Mehmet Metiner'in Ankara'daki binalarını, Ankara'daki dairelerini, kafesini bir anlatsın, bunu nereden elde etti? Milletvekili maaşıyla bu iş yeter mi? Bu iş bu kadar basit mi? Her milletvekili yapan kişi böyle yatlar katlar alabiliyor mu? Dükkanlar açabiliyor mu? O zaman Mehmet'i dinleriz. Ama Mehmet'in Kayseri şeyi nedir? Kayseri'de avukat kızı var. Tamam. Büşra Hanım orada çalışıyor. Onunla özel bağlantısı oradan mı kaynaklanıyor? Cem Küçük televizyonda kazara senin kızın da zaten Kayseri Adliyesi'nde deyince apar topar susturuverdi. Cem Küçük'ün ne alakası var? Kardeşim orada da bir üçlü çete kurmuşlar.
Cem bir yandan dosyayı takip ediyor. Kendisi söylüyor. Her gün, her hafta soruyorum diyor. Boydaklar davası ne oldu? Senin neyin? Sen avukat mısın? Savcı mısın? Kayseri'yi haraca bağlamışsınız. İnsanlara gel buraya şunları ver. Bunları vermezsen seni adliyeye sevk ederim. MİT senin hakkında bir rapor tutar. Adliyeden çıkamazsın. Hapisten kurtulamazsın diye. İş çevirmek, fırıldak çevirmek gazetecilik midir? İşte ondan sonra boydaklar aylardır, yıllardır boşu boşuna suçsuz günahsız yatıyor. Daha böyle onlarca vaka var Cumali Beyciğim. Bu kadar kıskançlık, bu kadar hırs, ihtiras olur mu? Ta en baştakinde var. Bir iş adamına diyor ki sen bunun cezasını çok çekeceksin Erdoğan. Niye efendim ben ne yaptım ki diyor. Sen onlara bir okul yaptın diyor. Ben size iki okul yapayım efendim diyor. Yok senden iki okul istemiyorum Çok diyor. ilginç. Onların okulunu bana devret. Aman efendim ben nasıl devrederim diyor. Yaptım verdim. Adamlar işletiyor. Ben size ondan daha güzel iki tane yapayım. Hayır istemiyorum diyor. Onu vereceksin. Sonra 15 Temmuz'du, 25 Temmuz'du. Bahane ettiler. Adamın mallarına çöktüler Cumali Bey. Adam şimdi ailesiyle beraber perperişan. Ama bu hatıra bir yerde yazılı. Bunun gibi onlarca vaka var. Bu vakalar bize şunu gösteriyor. Türkiye yargı üzerinden bir çeteleşme yaşıyor. Adalet kavramı yerle bir edildi. Ama herkes yaşadığını bir kenara kaydediyor. Bir gün hak, hukuk içerisinde demokratik ortamda hesap sorulacak. Buna Bu kesinlikle iki kelimeyi inanıyorum. Evet. dört katı getiriyor. Geçen günlerde Cem Küçük'le Mehmet Metiner galiba bir programda Mehmet Metiner zannedersem söylemişti. Yani süreç tersine dönerse de kaçarsa kimse bizi kabul etmez değil mi? Öyle bir ifadesi sanki olmuştu. Hatırladığım kadarıyla. Zaten kendileri de Yok. biliyorlar. Ne kadar... Önce Cem ve işte olay tersine dönerse hepimizi tutuklarlar diyor. Metiner de Evet. aman canım bizi Yani öyle kandırma bir... ne yapıyorsun diyor. Aslında Çünkü sana biliyorlar başlarına soracaklar da. gelecekleri. Evet, Suçlu kesinlikle adam. biliyorlar. Suçlu insanlar. Mal varlığınızı nereden elde ettiniz diye bir soru sor. Basit bir soru. Herkese sorulabilecek bir Evet. soru. Mal varlığınızı nereden elde ettiniz? Buyurun. Masum Ekrem insanların Bey, hakkına girerek, evet. hukukuna girerek böyle mal mülk elde ettiyseniz bu sizin yanınıza kar kalır mı? Çok teşekkür ediyorum. Bugün 3 sac ayağından bahsettiniz yargının. Şartlanmış savcılar ve yargı camiası diyelim. Suça bulaşmış gizli tanıklar ve tabii ki en önemlisi bana göre medya ayağı. Tabii bu konular üzerinde çok bilgi sahibi olduğunuzu iyi biliyorum. Ya bu konular 100 tane programla yapsak hepsinde farklı bilgiler, belgeler ortaya koyarsınız. Yeri geldikçe bu konuları tekrar değineceğiz. Tabii ki başka konular da var. Türkiye'nin çok fazla gündemi var. Her gün belki de gündemler değişiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.